Türkiye günlerdir bu görüntüleri konuşuyor. Burası Kaz Dağları. En önemli orman alanlarımızdan biri olan Kaz Dağları'nın Çanakkale Kirazlı bölgesinde Kanadalı maden şirketi Alamos Gold altın çıkarıyor. Kanadalı şirketin maden arama ruhsatı aldığı Kaz Dağları'nda tam bir ağaç katliamı var. Resmi kaynaklara göre 14 bin civarında ağaç kesildi. Ancak ÇED raporuna göre 45 bin ağacın kesimi için izin alınan bölgede çevre örgütleri 195 bin civarında ağaç kesildiğini açıkladı. Hayati su kaynakları ve su havzaları üzerinde bulunan ve Türkiye için oksijen kaynağı niteliğinde olan bu bölgede böylesine kapsamlı bir ağaç katliamının yapılması tepkilere yol açıyor. Özellikle sosyal medyada bu duruma büyük tepki gösterilirken Alamos Gold'un CEO'su John McCluskey'in ülkesindeki bir televizyon kanalına bir yıl önce verdiği demeç gündeme düştü. Bölgeye 100 milyon dolar yatırım yaptıklarını ifade eden McCluskey, yaptıkları aramalar neticesinde değeri 4.2 milyar dolar olan 3 milyon ons altın bulduklarını söyledi. Moscow, great to see you. Absolutely. We've invested probably $100 million in Turkey over the last 9 years or so. We were very successful with exploration. So after initial very modest investment, you know, we ended up finding roughly 3 million ounces of gold there, where all the value added is. I would say that the approach we're taking is quite responsible. It's a very modest capital investment to get our first mine underway. Mm-hmm. We've only just permitted that mine for construction. We received the final permit a few weeks ago. You don't want to rejoice in Turkey's misfortune, I know, but the plunge in the currency makes it even cheaper to build stuff there, presumably. True enough. I mean, when we did our feasibility study on Kirazli, the first project we're developing, the currency rate we used was 2.9 lira to the dollar. You know, that's going to have a fairly significant impact on our capital spending because something like 65% of our construction costs will be lira denominated. İşçi olarak da Türkleri çalıştırdıklarını söyleyen Kanadalı şirketin CEO'su yabancı işçi çalıştırmıyoruz çünkü Türkler taş taşımakta çok iyiler dedi. One thing that Turks do extraordinarily well, in fact they're among the best in the world at, it's excavating and moving rock. You'll find very few countries in the world with their level of expertise. They have all their own equipment. They manufacture their own equipment within Turkey. Tam bir doğa katliamı yaparak Türkiye'nin altın madenini çıkaran Kanadalı şirketin 2035 yılına kadar bölgede faaliyette bulunacağı ifade ediliyor. Şirket Kaz Dağları'nı kazmaya 2010 yılında başlamıştı. Bu durum bazı çevrelerce üretilen Lozan'a göre 2023 yılına kadar madenlerimizi çıkaramıyoruz yalanını akıllara getirdi. Bu konuda Türk halkına yıllardır gerçekleri anlatan Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş, madem Lozan'a göre maden çıkarmak yasak, yabancıların yıllardır çıkardıkları ne sorusunu soruyor. Biz Lozan Anlaşması'nı aldık, milletimize okuduk, böyle bir şey yok. Yalan konuşuyorlar. Dedim acaba bu nereden çıktı? Arkadaşlar baktık ki bunun da bir kaynağı varmış. Yani 23 yılına kadar bu kaynaklar kullanamaz, kimse bunlardan istifade edemez. Yalanını Yunan istihbaratı ile İngiliz istihbaratı pazarlamış. Ve maalesef Yunanlılara ait olan bu görüş, İngilizlere ait olan bu görüş Türkiye'de taraf buluyor ve bunların sözcülüğünü, yani Yunan istihbaratının, İngiliz istihbaratının sözcülüğünü bizimkiler yapıyor. Sen kimin malını kimden kaçırıyorsun? Biz detaylı işin içine girdik, baktık ki en az 100 tane büyük firma, dünya çapında büyük şirketler bizim 23 yılına kadar işlenemez dedikleri bu madenleri bugün işliyorlar. Şimdi Avrupalı bunu alıyor. Avrupa'nın hakkı, benim milletim istediği zaman, almaya kalktığı zaman bizim hakkımız değil. Bunlara ders vermeniz lazım. Şimdi beni dinleyin. Haydar Hoca'nın yapacağınız söz söylüyorum. Hepsi hukuk içinde. Çağıracağım, gel bakalım buraya. Oğlum sen nerelisin? Kanadalı. Sen Amerikalı. İyi de para kazandınız. Bu size yeter. Ne vermiştin? 3 verdin. Al sana 9, geriye dön. Marş var. Anlaşıldı mı? Ondan sonra ne olacak? Ondan sonra devletle millet, yani siz ortak olarak bu madenleri işleteceksiniz.